Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çiçek bakımına dair güzel bir video paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz çiçek barış çiçeği, yelken çiçeği veya spatifilyum da deniliyor bu çiçeği arkadaşlar. Bu çiçeğin bakımı ile ilgili bildiklerimi, deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Özellikle çiçek açmaması konusunda, böyle çiçeklenmemesi konusunda çok fazla sorun yaşayanlar var. Neden çiçek açmıyor? Niçin? Ne yapabiliriz de böyle güzel çiçekler açabilir? Böyle üzeri bunun gibi çiçeklerle de olabilir. Bunlarla ilgili kısaca sizlere fikirler vermek istiyorum bugün. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu çiçeği ben ilkbaharda diktim. Gördüğünüz gibi şu an kocaman oldu. Az önce saydım. Kökünde gördüğünüz gibi bakın 6 tane yavru oluşmuş. Bu yavruların her biri ayrılabilir. Ayrı saksıya alınarak çoğaltılabilir. isterseniz saksılara ayırabilirsiniz. Bu kökten böyle yavrular veriyor. Bakın şurada gördüğünüz gibi köklerden sürekli böyle yavrular oluşuyor. Bu yavruların her birini ayırarak saksılara dikerek bu bitkiyi çoğaltabilirsiniz. Çoğaltılması çok çok kolay, harika bir salon bitkisi arkadaşlar. Özellikle böyle çiçeklenince de görüntüsü gerçekten bakın muhteşem oluyor. Bu çiçekleri bakın normalde çiçek açtığında ilk zamanlarında çiçekler böyle beyaz oluyor. Daha sonra kurumaya doğru böyle çiçekler hafif yeşile dönüyor. Normalde çiçekler böyle kurumaya başladığında şuradan kesebilirsiniz. Bu genellikle kesin deniliyor ama ben hiç dokunmuyorum. Kendiliğinden kuruyor. İyice kuruduktan sonra koparıp atıyorum. Dışında, e, hiçbir işlem yapmıyorum. Çok fazla bakım istemeyen, bakım gerektirmeyen bir çiçek. Sadece suyuna dikkat etmeniz gerekiyor. E, toprağının nemli kalması gerekiyor. Böyle e, suyu toprak kuruduğunda bitki gelişim göstermiyor. Bunda özellikle şunu da göstermek istiyorum. Bakın bunun böyle çiçek açması nasıl oluyor, nasıl bu kadar güzel çiçekli. Bakın şöyle yerini göstermek istiyorum. Cam kenarında. Burada bu arada benim bunlar diğer menekşelerim. Sizlerle menekşelerle ilgili de videolarımı paylaşıyorum. Bakın şuradan böyle cam kenarında olduğu için bolca ışık alan bir yerde. Özellikle bunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu çiçek ışık aldığında özellikle bu şekilde güzel gelişiyor. Işık almayan yerlerde yani bu birçok çiçek için geçerli olduğu gibi bu çiçek için de özellikle ışık almak çok önemli. Işık aldığında bol bol çiçekler açıyor bu şekilde. Bakın şu köklerinde bile içlerinde bile minicik minicik çiçekler var. Üzeri çiçeklerle dolu maşallah. Bunun yanı sıra tabii ki bitki besinleri de önemli arkadaşlar. Bitki besinleri de çiçek açmasında çok çok fayda ediyor. Ben diğer çiçeklerime uyguladığım bitki besinlerini her zaman dediğim gibi bütün hepsine de aynı besini veriyorum. Mesela kurumaya ve aspirin hazırladığımda fazla hazırlayıp bunu bütün çiçeklerime veriyorum. Dönüşümlü olarak 15 günde bir ya da ayda bir böyle hazırladığım bitki besinlerini veriyorum. Hazır bitki besini tavsiyesinde sizlere bulunamayacağım. Çünkü hazır bitki besinleri konusunda her zaman sıkıntı yaşadım hazır bitki besini verdiğimde maalesef çiçeklerimin bir çoğu çürüdü. Hazır bitki besinleri yüzünden çiçeklerim çürüdüğü için böyle evde kendi bitki besinli tariflerimi yapmaya başladım. Bu hazırlardan çok daha faydalı oldu. Siz de evde kendiniz yapabilirsiniz. Zaten yapacağınız ekstra bir işlem yok. Mesela pilav yaptınız, pirincin suyunu verebilirsiniz. Veya kurumaya ve aspirinli su verebilirsiniz. İşte muzları mesela yedikten sonra kabuklarını atmayıp suda bekletip bunu verebilirsiniz. Bunlarla ilgili birçok bitki besini tarifi kanalımda var arkadaşlar. Onları değerlendirerek kendi evinizde böyle bitkilerinize besin takviyeleri yapabilirsiniz. Değinmek istediğim diğer bir konu ise bu salon bitkileri özellikle böyle üstten sprey ile sulamayı sever arkadaşlar. Her zaman bu şekilde özellikle böyle güneşli havalarda Şöyle üzerine biraz sprey ile su yapabilirsiniz. Akşam bu işlemi yapmayın lütfen. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Gün içerisinde bunu yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü akşam yaptıktan sonra hemen bitkinin üzerindeki bu sular kurumadığında bitkinin üzerinde hastalıklar meydana gelir. Genel olarak salon bitkilerin hepsi bu şekilde püskürtme ile sulamayı sever. Bu işlemi yapabilirsiniz. Sadece dikkat etmeniz gereken akşam değil de böyle gün içerisinde havanın güneşli olduğu zamanlarda yapabilirsiniz bu işlemi. Arada bir evi havalandırmayı da unutmayın. Barış çiçeği özellikle evin havasını da temizlediği için çok çok güzel bir çiçek. Çok fazla bakım da gerektirmediği için herkesin evinde kolaylıkla bakabileceği bir çiçek bu. Sadece az önce de belirttiğim gibi dikkat etmeniz gereken bol ışık alan bir yerde olması. Sadece bakın barış çiçeği için değil de menekşelerimde bakın çok güzel çiçeklendiler. Bol ışık alan bir yerde bitkileriniz her zaman daha iyi gelişir ve bol çiçek açar. Barış çiçeği de senede iki kere çiçek açıyor arkadaşlar. İklime bağlı olarak senede genellikle iki kez çiçek açar. Bu sonbaharda ve ilkbaharda olur. Şu an barış çiçeğinin çok güzel böyle çiçeklenme zamanı. Bu anlattıklarıma dikkat ederek siz de barış çiçeğinize bakım yapabilirsiniz. Çoğaltmak istediğinizde de bu köklerden ayırabilirsiniz. Ben şu an ayırma işlemini yapmayacağım çünkü böyle her zaman yapmak değil de böyle özellikle saksı değişimi yaptığınızda kökleri ayırmanızı tavsiye ederim. Şu an bu bitki için bu saksı uygun. Bakın şöyle göstereyim. Bu bitki için şu an bu saksı uygun. Ama bir numara büyük saksıya geçiş yapacağım zaman bu köklerden birkaç tanesini ayırıp ayrı saksılara da alabilirim. Saksı değişimi yapmak için de belli bir süre yok. İstediğiniz zaman yapabilirsiniz. Ama tabii ki ilkbahar ve sonbahar ayları saksı değişimi için daha ideal zamanlar. Sıcaklıklar bitkiler için daha uygun olduğu için daha hızlı bir şekilde adapte olur yeni toprağına ve yeni saksısına. Bu şekilde daha hızlı bir gelişim gösterir. Bu çiçeği ilkbaharda dikmiştim. Önümüzdeki ilkbahara kadar da artık bu saksı için biraz büyümüş hale gelir ve o zaman hem saksı değişimini yapacağım hem de bu yavrulardan ayırıp çoğaltabilirim. Siz de bu anlattıklarıma dikkat ederek barış çiçeğinizin bol bol çiçek açmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Berilin Hünerleri YouTube kanalında artık kocaman bir aile olduk arkadaşlar. Bu kocaman aileye siz de katılmak isterseniz kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Soru ve görüşleriniz veya değinmediğim konular varsa yorumlara yazarsanız elimden geldiği kadar bilgilerim doğrultusunda sizlere destek olmaya, cevap vermeye çalışırım arkadaşlar. Çiçek ve bahçe bakımına dair başka bir videoda görüşene dek şimdilik hoşçakalın.